Merhaba arkadaşlar, bölünebilme konusuna devam edelim. 9 ile bölünebilme kuralı, sayının rakamları toplamı 9 veya 9'un katı oluyorsa sayı 9 ile tam bölünür. Kalan rakamları toplamının 9 ile bölümünden kalana eşittir. 126 sayısının rakamlarını toplayalım arkadaşlar. 6, 8, 9. Burası 9 olduğu için kalan nedir arkadaşlar? 0'dır. Bu sayının arkadaşlar 7, 12, 15, 16. 16'yı 9'a bölerek kalanı söyleyebilirsiniz. Tekrar bu 16'nın 1 ile 6 rakamını toplayıp 7 dersek kalan nedir? 7'dir. 20 basamaklı 62 sayısının 9 ile bölümden kalan kaçtır? 9 ile bölümden kalan için bu rakamların toplamı bize lazım. 6 ile 2'nin toplamı 8, 6 ile 2'nin toplamı 8. Bu şekilde 6 ile 2'nin toplamı 8. 20 basamak olduğuna göre şu ifadede arkadaşlar 2 tanesinin toplamı 8 olduğuna göre 10 tane 8 var demektir. 10 çarpı 8 80'idir. 9 ile bölümünden kalan da bunların rakamları toplamını istiyorduk. 8 artı 0, 8. Bu da 9'dan küçük olduğu için kalan 8 olarak bulunmuş olur. Bir başka örneğimiz 4A, 6B, 4 basamaklı sayısı 4 ile tam bölünebilmektedir. Bu sayıya 4 eklendiğinde 9 ile tam bölünebiliyor ise A'nın alabileceği farklı değerlerin toplamı kaçtır? Şimdi bu 4 ile tam bölünüyorsa arkadaşlar 4A 6B sayısı 4'ün katı ise bizi 6B 4'ün katı olmalıdır. Burası çift olduğuna göre ne diyeceğiz arkadaşlar? B yerine 0, 4 ve 8 rakamları gelebilir. Bu sayıya 4 eklendiğinde 9 ile tam bölünebiliyor ise A'nın alabileceği farklı değerlerin toplamı kaçtır? Şimdi 4 eklediğimizde eğer 9 ile bölünüyorsa demek ki arkadaşlar 4A 6B sayısı 9'a bölündüğünde kalanı 5'tir. Çünkü buraya biz 4 eklediğimizde ne oluyor? Tam bölünüyor. O zaman kalanımız kaçmış önceden? 5'miş. 5, 4 daha 9 olmuş oluyor. Şimdi bu durumda şurası 4, 10 oldu. B değerimiz 0'dı. Şöyle diyelim 0 için 10 artı A 9K artı 5 olur. 5'i bu tarafa gönderelim. 5 artı A 9'un katıysa A buradan kaç gelecek? 4. Bu 1. İkinci durumumuzu şuraya alalım arkadaşlar. 4A 6B. B sayımız yine 9K artı 5'ti. B bu sefer kaç diyeceğiz? 4 olursa eğer. 4 ise 10 4 artı A 9K artı 5 olur. 5'i buraya alalım. 9 artı A 9'un katı olacaksa A ya 0 bir de 9 değerlerini alabilir. 4A 6B sayısı 9K artı 5 ise arkadaşlar B'ye 8 derseniz 10 18 artı A eşittir 9K artı 5 olur. Rakamlarını topladım 18 dedik. 5'i bu tarafa aldım arkadaşlar. 13 artı A 9'un katı olmalı. 9'un katı olması için burada 5 gelmelidir A yerine diyoruz. Alabileceği farklı değerlerin toplamı kaçtır? A ne aldı? 4, 5, 0 ve 9 değerlerini almış oldu. 9, 9, 18'dir diyoruz arkadaşlar. Bir başka örnek 4 basamaklı 8A 7B sayısı 5 ve 9 ile bölündüğünde 4 kalanını veren tek bir sayıdır. 5 ve 9 ile bölündüğünde 4 kalanını veren tek bir sayı. O halde 5 bir basamağı, 9 bütün basamakları ilgilendiriyordu. Önce 5 ile bölünmeye bakalım. 8A 7B sayısı 5 ile bölündüğünde 4 kalanını veren tek birim. 4 kalanını veriyorsa burası 4 ya da 9'dur. Tek dediği için 4'ü değil 9'u alacağız. Demek ki B eşittir 9 ise arkadaşlar 8 A7 9 sayısı 9 ile bölündüğünde 9K artı 4 olacakmış diyoruz. O halde 9, 16, 8 daha ne yapar? 24. 24 artı A eşittir 9K artı 4 olur. 4'ü bu tarafa atalım. 20 artı A 9'un katı olması gerekir. 20'ye kaç eklersek 9'un katı olur. Arkadaşlar A eşittir 7'dir diyoruz. 27 9'un tam katı olmuş oluyor. A çarpı B çarpımın alabileceği değer kaçtır demişti. A çarpı B. A'yı 7 olarak bulduk. B'yi de 9 olarak aldık. 7 kere 9 63 olur. X, Y, Z 3 basamaklı sayısının 9 ile bölümden kalan 4. Ne demek bu? Şu. X, Y, Z. X artı Y artı Z. 9 ile bölümünden kalan 4'tür. Bu. Yani ben X artı Y artı Z yerine 4'ü de kullanabilirim. 9K artı 4'ü de kullanabilirim. A, X, Y, Z 3. 5 basamaklı sayısının 9 ile bölümden kalan 3'tür. Bunu da şöyle alalım. A artı X artı Y artı Z artı 3 9 ile bölümünden kalan 3'tür diyor. O halde şu X artı Y artı Z yerine 9K artı 4'ten kalan 4 olduğu için 4'ü. A artı 3 9K artı 3. 3'ü bu tarafa alırsak A artı 4 eşittir 9K olur. 9'un katı olması için arkadaşlar A yerine ne gelmelidir? 5 gelmelidir diyoruz. 5 basamaklı 1A, 5, 2B sayısının 5 ile bölümünden kalan 3'tür. 1A, 5, 2B sayısının 5K artı 3 ise B arkadaşlar ya 3'tür ya da 8'dir. Bu sayı 9 ile tam bölünebiliyor olduğuna göre A'nın alabileceği değerler toplamı kaçtır? Şimdi B'ye 3 dersem 1, A, 5, 2, 3 sayısı 9 ile tam bölünüyor. 9'un katı ya da B'ye 8 dersem 1, A, 5, 2, 3 sayısı yine 9'un katı olmalıdır. 3, 5, 10, 11 etti bakın buraya. 11 artı A 9'un katı olmalı. O halde A yerine kaç gelecek arkadaşlar? 7. Buraya geldik. 3, 5, 10, 11. Pardon burası 8 olacaktı. B 8 demiştik. Evet 8 olacak. 8, 10, 15, 16. 16 artı A eşittir 9'un katı. O halde 16'ya 2 eklerseniz 18 olacağı için A buradan da ne gelir? 2 gelir. A'nın alacağı değerler toplamı kaçtır? 7 artı 2 9'dur diyoruz. On ile bölünebilme kuralı arkadaşlar. Birler basamağı 0 olan sayılar 10 ile tam bölünür. Kalan sayının birler basamağındaki rakamdır. Örneğin 120 birler basamağında 0 olduğu için tam bölünür kalan 0. 38 birler basamağında 8 var kalan 8'dir. 75 birler basamağında 5 var kalan 5'tir diyoruz arkadaşlar. 8A 6 3B sayısının 10 ile bölümünden kalan 4'tür. 8A 6 3B sayısının 10 ile bölümünden kalan 10K artı 4 ise B nedir arkadaşlar? 4'tür diyeceğiz. Bu sayının 3 ile bölümden kalan 2. Şöyle bölelim. 8A 6 3B sayısının arkadaşlar 3K artı 2. A'nın alabileceği değerler. B'yi bulmuştum. Rakamları toplamından bahsediyoruz. 8A 6 3 B'yi de 4 olarak almıştık. 3K artı 2 olmalı. 3, 7, 13, 21. 21 artı A, 3K artı 2. 2'yi bu tarafa geçirirsek arkadaşlar eksi olarak geçer. 19 artı A, 3'ün katı olmalıdır. Dolayısıyla 3'ün katı olması için kaç eklememiz lazım? A yerine 2 diyebilirim. 21. 3 ekledik 5. 3 ekledim 8 şeklinde 3 farklı değer gelir. Rakamları farklı ifadesi olmadığından dolayı A'nın alabileceği değerler toplamı. Ne diyeceğim? 2 artı 5 artı 8. Toplayalım 15 diyoruz. Bu örnekte A büyüktür B olmak şartıyla 75AB 4 basamaklı sayısının 10 ile bölümünden kalan 6'dır. O halde 75AB 10 ile bölümünden 10K artı 6 ise B kaçtır arkadaşlar? 6'dır. Bu sayı 4 ile tam bölünebiliyor. O halde 75A 6 sayısı 4'ün katı olmalıdır. Birler basamağında 6 varsa onlar basamağında arkadaşlar tek rakamlar olacaktı. Yani 1, 3, 5, 7 ve 9 olmalıdır. A büyüktür B ifademiz vardı. A büyüktür B. A büyüktür B'yi 6 olarak bulmuştum. A B'den büyük olacak kim var arkadaşlar? A yerine 7 ve 9'u yazabilirim. 5 6'dan büyük değil. 3 ve 1 büyük değil. Dolayısıyla bunların toplamı 7 artı 9 eşittir 16'dır diyoruz. 11 ile bölünebilme kuralı arkadaşlar. Sayının rakamları sağdan sola doğru artı eksi artı eksi işaretlenerek toplanır. Toplamın sonucu 11 ile bölümünden kalan 0 o sayının 11'e bölümünden kalanı verir arkadaşlar. Sonuç 0 veya 11'in katı ise sayı tam bölünür. 11'in katında arkadaşlar yani sonucumuz 0, 11, 22, eksi 11, eksi 22 gibi bunlar tam bölünür. Kalan bunların dışında bir sayıysa kalan o sayıdır. A B C D E 5 basamaklı sayısını sağdan sola doğru artı eksi artı eksi diyoruz. Artıları birlikte topluyoruz. A artı C artı E eksi. Eksiler de birlikte toplayayım B artı D. Bu fark arkadaşlar 11'in katı ise tam bölünür. Örneğimize şöyle bakalım bakın. Artı eksi artı eksi artı ve eksi diyorum. Artıları birlikte toplayacağım. 7 artı 8 artı 9 eksi. Eksiler 1 artı 6 artı 3'tür. Bunu 15, 24 eksi 9, 10. Sonuç 14. 14'ü 11'den çıkardığımız zaman arkadaşlar ne oluyor? 14'ten 11 çıktı 3. Demek ki kalanımız 3'tür diyeceğiz. A büyük B büyük C. Bu da büyük 1 olmak üzere 1A 3BC 5 basamaklı sayısının 10 ile bölümünden kalan 4'tür. Ne demek? 1A 3BC. O halde 10K artı 4 ise C nedir arkadaşlar? 4'tür. Yani sayımız 1A 3B 4 şekline gelmiş oldu. 11 ile bölümünden kalan 5. 11 ile bölümünden kalan 11K artı 5 diyeceğim. Artı, eksi, artı, eksi ve artı. Artılar toplayalım. 1 artı, 3 artı, 4. Eksi A artı B eşittir 11K artı 5'tir. 7, 8. 5'i bu tarafa aldım. 3 eksi A artı B 11'in katı olmalıdır. A artı B 3 eksi artı B 11'in katı olması için buraya ne diyeceğim arkadaşlar? 3 olabilir. 3'ten 3 çıktı 0. 11'in katı. Peki başka ne olabilir? Eksi 11 olabilir. Eksi 11 olması için A artı B'nin alacağı değer nedir? 14'tür. Bundan sonraki değer olur mu? 11 ekleyerek giderseniz olmaz. Çünkü iki rakamın toplamı ancak 18 eder. Olduğuna göre 6A, 3B, 4 basamaklı sayısının 11 ile bölümünden kalan kaçtır? Biz burada 3 ve 14'ü almış olduk. Şimdi 3 olur mu ona bir bakalım. Şartımız neydi arkadaşlar? A büyük, B büyük, 1 olacaktı. Buraya 1 dersem A 2 olabilir. Bu şartı sağlayan bir değer yoktur arkadaşlar. Şarta uymaz. Dolayısıyla A artı B toplamımız kaç olmalıdır? 14 olmalıdır diyoruz. Bu. Geldim bu sayıya. 6A3B 11K bölümünden kalan kaçtır diye soruyor. Artı eksi artı eksi diyoruz. A artı B eksi 9. A artı B 14 olacaktı. 14 eksi 9. 14'ten 9 çıktı, 5. O halde kalanımız kaçtır arkadaşlar? 5'tir diyoruz. A küçük B olmak üzere rakamları farklı 42A7B sayısının 11 ile tam bölünebilmesini sağlayan kaç tane AB ikilisi vardır? 42A7B sayısı 11 ile tam bölünmesini sağlayan artı, eksi, artı, eksi ve artı dedik. Dolayısıyla 11K olmalıdır. 4 artı A artı B eksi 2 artı 7 11'in katı olmalı. 4 artı A artı B eksi 9 11'in katı ise eğer A artı B eksi 5 eşittir 11'in katı olmalı. Böylece A artı B 5 olabilir. 11 eklediğimiz zaman arkadaşlar 16 olabilir. Şimdi A küçük B şartımız vardı. A küçük B olacak şekilde A artı B de 5 olacaktı. Dolayısıyla burada A'ya 0 verirsem B 5 olur. Bu durum sağlar. A küçük B şartını sağlar. 1 verirsem 4 olur. Bu sağlar. 2 verirsem 3 olur. Bu da sağlar. 3 verirsem 2 olur. Bu A küçük B şartını sağlamaz. Dolayısıyla burada 3 tane AB sayısı gelir. Rakamları farklı dediğimiz için 4'ü kullanamayacağız. Burada 2'yi kullanamayacağız. O halde AB ikilimiz 0 ve 5 olmak üzere bir tane olmuş oldu. İkinci durum A küçük B şartını sağlayacaktık. A artı B toplamı 16 olacaktı. 8, 8 dersem 16 olduğu için rakamları aynı olduğundan dolayı bu sağlamayacaktır. A'ya 7, B'ye 9 diyebilirim. 7 ve 9 toplamları 16 A küçük B şartına uyar. Fakat 7 rakamları tekrar ettiği için bunu da alamayız. Böylece A virgül B ikilisi yerine 0,5 olmak üzere bir tane AB ikilisi yazılabilir diyoruz arkadaşlar. Yeni nesil bir soru arkadaşlar. ABC sıfırdan ve birbirinden farklı birer rakam olmak üzere bunları vermiş. 3 basamaklı doğal sayıları sırasıyla 4, 5 ve 9 ile tam bölünebiliyor. Yani şurası 4'ün katı, burası 5'in katı, burası da 9'un katı oluyor. Bbuna göre A çarpı B çarpı C çarpımı kaçtır demiş. Dolayısıyla şuradan hemen biz B'nin 0 ya da B'nin 5 olduğunu söyleyebiliriz. Yüzler basamağına geldiği için 0'ı alamayız. B nedir arkadaşlar? 5'tir. Böylece sayımız şurada A, 5C, bu 4'ün katı olacak ve 5C A'da 9'un katı olacak. Rakamları toplamı demiştik arkadaşlar. Şurayı doğru mu yazdık? A, B, C. B'ye 5 demiştik. A, 5C, 4'ün katı. B'ye 5 demiştik. 5C, A bu. Şimdi burada 4'ün katında şu iki basamağa bakıyordum. C ne olmalıdır arkadaşlar? 2 olmalı ya da 6 olmalıdır diyoruz. C'nin değeri ya 2 ya 6. Rakamlar birbirinden farklı. Onu gözden kaçırmayalım. 9'un katı olması için şuradaki C A'nın 5 artı C artı A 9'un katı olacaksa C artı A'nın değeri arkadaşlar 4 olmalıdır. 9 eklediğimiz zaman kaç olur arkadaşlar? 13 olmalıdır. Başka bundan sonra geçeceği için 18'i bu kadar diyeceğiz. Şimdi doğal sayılar sırasıyla tam bölünebilir. Buna göre A çarpı B çarpı C çarpımı kaçtır diye sormuştu. C'ye biz 2 verirsek arkadaşlar A 2 oluyor. Şurada C'ye 2 dediğimizde A artı C'nin toplamı 4 olduğu için buna 2 dersek A'da ne oluyor? 2 oluyor. Rakamları farklı olduğu için bunu alamıyor. Demek ki C'miz 6. B'yi kaç bulmuştuk? B'yi 5. Peki A artı C 4 şartını sağlamadığı için 13 diyeceğim. C'nin yerine 6 yazarsam A'da kaç olur? 7. Böylece A'yı da kaç olarak bulduk? 7. Çarpımını soruyordu. 7 çarpı 6 çarpı 5. 30, 210. D şıkkıdır diyoruz arkadaşlar. Yeni nesil bir soru daha arkadaşlar. Doğal sayılar kümesinde bö(x,y) işlemi bö(x,y) x sayısının y ile bölümünden kalanı veriyormuş bu. Mn 41 ve A3 A2 4 basamaklı doğal sayılar olmak üzere bö(mn 41) 4. 4 ile bölümünden mn 41'in 4 ile bölümünden kalan diyor. O halde buranın 4 ile bölümünden kalanımız kaçtır arkadaşlar? Şu iki basamağa bakıyordum. 41. 4'e bölerseniz 1'dir. Burası 11. 11 ile bölümünden kalan istiyor. Yani 11'inden bölümünden kalan da nedir? 1 demektir. O halde ne diyeceğim? Şöyle diyelim. A3, A2 sayısının artı, eksi, artı ve eksi diyeceğim. 11K artı 1'miş. O halde artıları bir alalım. 5 eksi 2A 11K artı 1 olmalıdır. 1'i buraya alırsam 4 eksi 2A 11'in katı olmalı. Böylece 2A 4 olursa 0 olur. 11 eklediğimiz zaman kaç oluyor? 15 olmaz. Dolayısıyla 2A eğer 4 ise A eşittir kaçtır arkadaşlar? 2'dir diyoruz. A kaçtır demişti? 2.